Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Camlı Köşk'te gençlik söyleşileri her cumartesi günü saat 13'te. Sizleri de bekliyoruz diyelim. Yine çok sevilen bir isimle beraberiz. Salih Gürbüz eğitimci. Salih'cim nasılsın? İyisin? Teşekkürler, sağ olun. Allah iyilik, sağlık versin. Her zaman söyleşilerin keyif verir. Burası da dolar. Bugün güzel bir konu var ama ben öncelikle Medeniyet Okulu büyük bir proje, 4 yıllık, 32 değer işleniyor 7'den 70'e. Evet. Bu projeyle ilgili neler söylemek istersin? Önce öyle başlayalım Salih. Öncelikle belediyemize, Büyükşehir Belediyesi'ne ve bu projeyi gerçekleştiren bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. Değerler Projesi'ni, Değerler Okulu Projesi'ni. Gerçekten yitirmeye başladığımız birçok değerimiz var. Yaşadığımız çağ nispetinde değerlendirecek olursak. Ocak ayının değeri olarak da doğruluk değeri özellikle işlendi. Caddelerde, sokaklarda bunu birçok şekilde görebiliyoruz. Gazetelerde, yerel medyada, kamu spotu şeklinde dönen fragmanlarda, jingle'larda neyse. Yani çok hoş. Devamı gelmesi lazım. Bunu halka indirgeyebilmek önemli. Doğruluk. Özellikle günümüzde çok kaybetmeye yüz tuttuğumuz konulardan birisi. Biz de bugün burada teknolojiyi işleyeceğiz zaten. Teknoloji ortamında da özellikle sanal ortamda da, sosyal medyada da, internet kullanımında da doğruluktan çok ödün veriyoruz günümüz yaşantısında. Doğruluk kavramına biz bugün de teknoloji kavramı çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız. Bu çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür ediyoruz. İnşallah daha çaplı, böyle daha güzel, daha da genişleyerek önümüzdeki yıllarda da devam edecek bir proje olur. Böyle. Peki sadece şimdi bugün ilginç bir konu. Teknolojinin pabucunu dama atmak. Yani böyle bir ne olduk diyoruz. Evet. Nasıl yani bir, halbuki ne olacak bugün? Burada neler olacak? Şimdi hayatımızda tabii teknolojinin pabucunu dama atmak dediğimizde belki de tamamıyla teknoloji hayatımızdan çıkaralım gibi bir anlam düşüyor. Belki de ilk algı oluşuyor. Neticede teknoloji pabucunu dama atarsak şu mikrofondan konuşma imkanımız olmaz. Kameralardan da insanlara ulaşamayız. Günümüz teknolojinin zirve yaptığı bir zaman dilimi. Biz burada doğru algılayamadığımız, hayatımızı tepe taklak eden teknoloji algısını yeniden yorumlama, yeniden üzerine kafa yorma yapacağız. Yani değerlerimizi değiştiren, bizi gerçek değerlerimizden, insanlık değerlerimizden, kulluk değerlerimizden uzaklaştıran teknolojiye karşı bakış açımızı yeniden yorumlama gayretinde olacağız. Programdaki amacımız bu. Yoksa biz dünyaya geldiğimizden beri tüm insanlık tarihine baktığımız zaman da hem peygamberlerin hayatını hem İslam alimlerine teknoloji hep doğudan çıkmıştır. Biz her ne kadar batıdan çıkmıştır diyerekten hep yüzümüz son zamanlarda özellikle son asırda yüzümüz hep batıya dönük olsa da teknoloji doğudan çıkan, İslam yurtlarından çıkan, İslam beldelerinden, İslam peygamberlerinden ve İslam alimlerinden çıkan bir kavramdır. Teknolojiye kesinlikle karşı değiliz. Sadece teknoloji algısını bizi Rabbimizden uzaklaştıran, insanlığımızdan, değerlerimizden, doğadan, çevreden, yaşamdan, gerçekten uzaklaştıran teknolojiye karşıyız. Bunu özellikle işlemeye çalışacağız. Özellikle hani 3D diye bir kavram da son zamanlarda günümüzde çok yer alıyor ya, 3D televizyonlar. İşte hayatımızı 3D olmaktan çıkarabilecek bir teknoloji algısı. Yani gerçeği arayan insanın aslında gerçeğin çok da içinde olduğu, yeniden gerçeğe dönüşünü tesis edebilme adına biraz kafa yorum olacak bugünkü programımız. Çok keyifli olacağı belli. Ben biraz daha teknolojik, şimdi gençlere bir bakıyoruz. Ta ilkokul yaşlarındaki çocukların elinde akıllı telefonlar, hepsinin Twitter, Facebook hesapları var. Hani ne kadar da uğraşsak onların elinden alamıyoruz. Yani öyle bir duruma doğru gidiyor. Herhalde bu noktada doğru kullanım da hani doğru öğretilmesi kullanım gereken bir önemli. Doğru unsur. Kullanım, doğruluk çerçevesinde kullanım. İşte doğru bir şekilde nasıl kullanacağımız, zamanımızı ayarlamamız, mekanımızı ayarlamamız, ne zaman bırakabileceğimiz, yani sınırlarını koyabildiğimiz, insanın sınırlarını koyabildiği, insanın güdebildiği, insanın güdümünde olan, insanın köleleşmediği bir teknoloji anlayışı. Evet. İnsan kendi sınırlarını belirleyecek ve dur demeyi de bilebildiği bir teknoloji kavramı yani. Amaçladığımız, düşündüğümüz. Evet, teknolojiyi konuşuyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Camlı Köşk'te gençlik söyleşileri, evet, gençlerle beraber oluyoruz. Evet. Bir tanıyalım efendim sizi. Ben Emre Gökçe. Evet. Bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Bir dakika, şöyle oturayım o zaman. Bilişim teknolojileri öğretmeni. Hocam, bu teknoloji ne olacak? Nereye doğru gidiyor? Pabucunu nasıl dam atabiliriz? Teknoloji şu anda önünü alamadığımız bir gelişim. Fakat bu gelişim doğru kullanıldığı zaman kimseye zarar olmayacak bir gelişim. Biz biraz teknoloji aptalı oluyoruz karşılaştığımız zaman. Biraz önce Salih Bey'le de konuşmalarınızı dinledim. Neyi nerede kullanacağımızı bilmediğimizden teknolojiyi bir canavar gibi görüyoruz. Bizim bahsettiğimiz teknoloji bilişim teknolojileri aslında, canavar olarak gördüğümüz. Yoksa kullandığımız kalem de bir teknoloji.
bardak da bir teknoloji. Bunların hepsi bizim hayatımızı kolaylaştıran şeyler. Oysa telefon da, bilgisayar da iletişim açısından bizi hayatımızı kolaylaştıracak şeyler olarak ortaya çıkmış. Fakat biz bunu daha çok sosyal medya dediğimiz asosyalleşme üzerinden kullanıyoruz. Doğru. Yani hayatımızı tamamen bilişim yönetmeye başladı bizim. Sizin de dediğiniz gibi küçük çocukların elinde cep telefonları, ihtiyaca nazır doğan şeyler bunlar aslında. Bu çocukların eline telefonların verilmesi. Teknolojiden bu şekilde korkmamız, ondan tamamen uzaklaşacağımız anlamına da gelmez. Bunu doğru yerde nasıl kullanabileceğiz? Biz çocuklara bunları öğretmemiz gerekiyor. Aslında benim dersimin de amacı olması gerekiyor. Ne güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Keyifli. Daha uzun konuşmak istedik ama sevgili seyircilerimiz, Camlı Köşk Gençlik Söyleşilerinde sizleri de her hafta beklediğimizi ifade edelim. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.